Sama 3'teyiz şimdi arkadaşlar. Vekilleri seçtik, içeri koyduk. İçeride neler oluyor? Hadi gelin ona bakalım. Mecliste şimdi 600 tane vekil var. Her kafadan bir ses çıkarsa olur mu? A -a -a, olmaz. O zaman meclisin kendi çalışmalarını düzenlemek amacıyla koymuş olduğu kurallar vardır ve biz bunun adına deriz ki iç tüzük. Yani meclis kendi çalışma yöntemini kendi belirliyor. Meclisin iç tüzükle kendi çalışma yöntemini kendisinin belirlemesinin adına ise derler ki yöntemsel bağımsızlık. Acaba iç tüzük anayasaya uygun yapılıyor mu yapılmıyor mu denetlenmeli mi? Elbette denetlenmeli. İç tüzüğün yargısal denetimini kim yapar arkadaşlar? Meclise ilişkin bir denetim olduğunda yargısal denetim diyorsa yapacak olan yetkili mahkemem hangi mahkemedir? Elbette harikasınız. Anayasa Mahkemesi olarak karşıma çıkar benim. O zaman bu iç yapı ve çalışma düzeni yer yer anayasa, yer yer eş hükümlerine göre ne yapacağım anlatacağım. Meclisin iç yapısında başkanlık divanı, siyasi parti grupları, komisyonlar ve danışma kurulu gibi yapılar vardır. Bizim için önemli olan arkadaşlar şu anda Meclis Başkanlık Divanı olacak. Meclis Başkanlık Divanını meclisin beyni gibi düşünün olur mu? Meclis çalışmalarını yürüten, yöneten yapıya başkanlık divanı denir. Peki kimler var içinde? Bir, başkanlık divanı dediğime göre ne olacak? Meclis başkanı. İki, başkan vekilleri. Başkan vekilleri. Üç, idare amirleri. Ve dört, diyeceğiz ki katip üyeler. Buradaki katip üye deyince aklınıza yaz kızım kereviz gibi bir şey gelmesin. Gördüğünüz üyelerin tamamı dikkat milletvekili olmak zorundadır bunlar arkadaşlar. Tamam mı? Hepsi ne bu o zaman bunların milletvekili olmak zorunda. Peki bu gördüğünüz başkanlık divanı yapısında sadece acaba iktidar partisi mi oluyor? Hayır. Siyasi parti grupları üye sayıları oranında başkanlık divanına ne yaparlar? Katılırlar. Klasik sorudur. Hangisi başkanlık divanı üyeleri arasında yer almaz? Dikkat. Bu dörtlüğü bileceksiniz başkanlık divanı için der ki sınav sorusu yine bir yasama döneminde kaç kez seçim yapılır bir yasama döneminde iki kez ne yapılır seçim yapılır arkadaşlar ve ilk seçilenlerin görev süresi iki yıl ikinci seçilenlerin görev süresi ise üç yıl derseniz yanlış olur niye seçim yerlenebilir ertelenebilir o yasama döneminin Sonuna kadar görev yapar diyoruz. Anlaştık mı? Meclis başkanı hiçbir oturumda, başkan vekilleri ise yönettikleri oturumda oy ne yapamazlar? Kullanamazlar. Peki vekiller içeriye giriyor arkadaşlar. Başkan seçmeleri lazım biliyorsunuz ki. Mecliste gelene, gelenek olarak en yaşlı milletvekili geçici meclis başkanı sayılır. Ve 5 gün içinde meclis başkanı olmak isteyenler adaylıklarını açıklarlar ve seçim 5 gün içinde tamamlanır. Meclis başkanlık seçimi en fazla 4 turda tamamlanır. Oylaması gizli yapılır. Peki size soru geliyor o zaman. Başkan seçimi, meclisin başkanını seçmesi. Sizce bir parlamento karar mıdır yoksa kanun mudur? Seçim. Kanun. Değil kanun değildir bir parlamento kararı arkadaşlar. Kanun çıkarmaya gerek var mıdır yoktur. En fazla 4 turda diyor ve birinci ve ikinci turda benden istediği sayı 400. 2 bölü 3'ü. Sağlanamazsa üçüncü tura bütün adaylar iner. Üye tam sayısının salt çoğunluğunu ister benden. O da kaçtır? 301 en az. Sağlanamazsa dördüncü tur olan son tura geçilir. Ve son tura en fazla oy alan iki aday katılır. Oyların fazlasını alan kişi meclis başkanı seçilir. Siyasi parti grupları meclis başkanlığına aday gösteremiyorlardı. Bunu kesinlikle unutmuyorsunuz. Çünkü adaylıklar bireysel bir şekilde ortaya çıkıyor. Tamam mı? Başkanı da seçtik. Peki meclisin bu çalışma düzeni dediğimizde bazı tanımlar var arkadaşlar. İki genel seçim arasındaki süreye ne ad veriyorduk biz bak. İki genel seçim arasındaki süre yasama dönemi ve bir aksilik olmasa kaç yıldır? Beş yıldır. Bir yasama yılı ise yıldan bahsediyor. Meclisin ilk günü hangi gündür? 1 Ekim'dir. 1 Ekim'de başlayıp. 30 Eylül'de sona eren süreye yasama yılı deriz biz. 1 Ekim'de meclis kendiliğinden açılır. Peki Birleşim Meclisi ne gülüyorsunuz? Ekim'de aşk başkadır. Ekim'de aşk başkadır. <laughs> Birleşim Meclisin belli bir günde açtığı toplantısı oturumsa top, birleşimin arayla bölünen kısımlarına verilen isimdir. Vekiller adamlar yazık yoğun çalışıyor tabii ki tatil yapacaklar. Tatil yapmak hakkı. 3 ay tatil yapar. Sınav sorusuydu. Bir yasama yılında en çok 3 ay tatil yapar. Temmuz, Ağustos, Eylül ayları tatil aylarıdır. Peki ara verebilir mi? E, herhalde ara da verecekler. Ve Be <laughs> ara verme ise 15 gündür arkadaşlar. Tamam. 15 günde ara verme süreleri vardır. Peki eğer ki sen vekili tatildeyken ya da ara verme süresindeyken toplantıya çağırırsan nedeni önemli değildir. Adamı sen normal vakitte değil, tatilde çağırıyorsun. Bu toplantının adına olağanüstü toplantı adı verir arkadaşlar. Olağanüstü toplantıya meclisi kimler çağırabilir? bir Bak meclis başkanı direkt kendisi zaten doğrudan ne yapabilir? Çağırabilir. 2. Cumhurbaşkanı. Doğrudan çağırabiliyorlar. Bir de eğer üye tam sayısının 5'te biri yani en az 120 milletvekilinin toplantı talebi varsa meclis başkanına bildirir. Onların talebi üzerine de meclis başkanı meclisi ona anlıyorsunuz toplantıya ne yapabilir? Çağırabilir diyoruz. Anlaştık mı? Mecliste bir de çok kısa değineceğim şurada siyasi parti gruplarımız var arkadaşlar. Parti ile parti grubu başka şeylerdi. 30 Türk vatandaşı bir araya gelerek siyasi parti kurabiliyordu. Ama siyasi parti grubu diyorsam ben mecliste bir siyasi partiyi temsil eden ve dikkat kaç vekildi en az 20 milletvekilinden oluşan yapıya biz ne diyoruz? Siyasi parti grupları. 2017 düzenlemesiyle siyasi parti grupları artık Cumhurbaşkanlığına aday ne yapabilirler? Gösterebilir hale geldiler. Dikkat bak meclis başkanlığına aday gösteremezken cumhurbaşkanlığına aday gösterebiliyorlar mı? Evet gösterebiliyorlar. Peki meclisin sayılarına falan bakacağız şimdi. Kaç kişiyle toplanabiliyor neler oluyor hepinizin sevdiği bir başlık. Dem çubu, cem, dem diyorum. Cem, çubuğunu azıcık çevir kamerayı. Şöyle geçiyorum. Arkadaşlar benim hemen şuraya bana siz hatırladın. TBMM üye tam sayısı kaç? Üye tam sayım? 600. 600 milletvekili. Bu meclis evet Cem. Toplantı yeter sayısı var TBM Bak T toplantı yeter sayısı TYS. Meclisin toplanabilmesi için üye tam sayısının 1 bölü 3'ünün gelmesi lazım. Yani en az 200 milletvekiliyle meclis toplantı açar. Kurala göre meclisteki karar yeter sayısı nedir? Mecliste karar çıkabilmesi için aranan çoğunluk şudur dikkat. Toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Buna adi çoğunluk da diyebilirler ya da ne derler? Basit çoğunluk. Çünkü bu sayı hep değişir. Şimdi ne demek istiyorum bir sağlamasını yapalım. Bak toplantı çağrısı yapıldı. 100 milletvekili geldi. Toplantı açılır mı? Hayır. Niye? 200 vekil olacak. 150 vekile toplantı açılır mı? Hayır. Niye? 200 olacak. Peki 200 milletvekili geldi. Toplantı açılır mı? açılır. Karar sayısı neymiş? Toplantıya katılanların salt çoğunluğu en az. Peki burada diyelim ki oylama yapıldı ve 101 vekil evet dedi. Karar çıkar mı? Çıkar. Çıkmaz. Niye çıkmaz? Çünkü demiş ki parantez açmış bu sayı meclis üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından. Yani karar sayısı 151'den az olamaz. Bak dikkat edin karar sayısı 151'dir demiyorum arkadaşlar. Bu sayı 151'den az olamaz. O zaman 101, 151'den azsa C. Şey, ne yapamaz olamaz. Peki 250 kişi katıldı. Salçonluğu ne bunun? <gülüyor> 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 Matematik kamayan yaramız. Ne 175 mi? Yok artık. <laughs> Tam salladın. 250'nin sal çoğunluğu 126'dır. Değil mi? 126 ile karar çıkar mı? Çıkmaz. Niye? 151'in altına düşmüş. Peki dedim ki toplantıya 300 kişi katılmış. En az 151 vekil diyelim ki evet demiş. Karar çıkar mı? Çıkar. çıkar. 400 kişi katılmış. En az 201 kişi evet dese karar çıkar mı? Çıkar. Soru çıkmış soru çıkabilecek de soru. Şimdi meclis karar yeter sayısı nedir diye sorunca atlıyorsunuz 151 işaretliyorsunuz. Yanlış. Arkadaşlar sal 151'den az olamaz. Cem salt çoğunluk derse de yanlış olur. Niye? Çünkü bu toplantıya katılanların salt çoğunu. Bak şimdi meclis kurala göre kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alır. Ama bana diyor ki üç tane hal var ki o üç hale ben nitelikli çoğunluk aranan haller derim. Üç tane sayı istiyor benden. Her işi bu karar sayısıyla alamazsın diyor. Bir üye tam sayısının Salt çoğunluğu. Üye tam sayısının salt çoğunluğu nedir? 301. 2. Üye tam sayısının 5'te 3'ü 360. 3. Üye tam sayısının 2 bölü 3'ü. Yani kaç? 400. 3'te 2'si. 400. Bak şimdi arkadaşlar şu sayılar bununla aynı değil. Kurala göre mecliste karar böyle çıkar ama mesela e, biz biraz önce dedim ki size meclis başkanının bak örnek yazıyorum. Meclis başkanı seçiminin TBMM başkanı seçiminin birinci ve ikinci turunda ne istedi bizden? 400 istedi. Üçüncü turunda ne istedi bizden? Meclis başkanı seçiminin üçüncü turunda benden 301 istedi. Ya da biraz sonra anlatacağım. Af kanunu çıkması için 360 vekil gerekir. Anayasa değişikliğinin meclisten geçmesi için 360 vekil gerekir. Cumhurbaşkanının direkt onaylaması için 400 vekil gerekir diyeceğim. Ya da işte bir bakan hakkında soruşturma kararı için 360 gerekirken bakanın yüce divana sevkinde benden ne ister? 400 ister gibi. Şimdi buralara baktığımızda arkadaşlar demek ki belli başlı işlemler var ki görev ve yetkileri anlatırken söyleyeceğim. Onlar da benden belli sayılar istiyor. Buna biz nitelikli çoğunluk arananlar deriz. Mesela bunların içinde yasama dokunulmazlığının kaldırılması yoktur. O zaman yasama dokunulmazlığı basit çoğunlukla, yani toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kaldırılır. Bak şimdi, toplantıya katılanların salt çoğunluğu, üye tam sayısının salt çoğunluğu birbirinden farklı şeylerdir. Toplantıya katılan 400 ise bunun salt çoğunluğu 201'dir ama üye tam sayımız 600'dür sabittir ve salt çoğunluk dediğimde 301 anlarım. O zaman dikkat size sınav. Meclis toplantı yeter sayısını sorarsa 200. Meclisin karar yeter sayısı nedir derse toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Eğer size derse ki altını çizip mecliste en az karar yeter sayısı kaç olabilir derse bak en az diye vurgularsa o zaman ne diyeceksiniz? 151. En azı görmüyorsanız sakın 151 falan yapmayın. Hemen şimdi eller klavyede arkadaşlar soru geliyor hazır mıyız? 1982 Anayasasına göre yazarak bir kez daha öğreniyorsunuz. Herkes yazıyor yorumlara bakacağım. 82 Anayasasına göre meclis toplantı yeter sayısı nedir? Bir de gösteriyorum yalnız yazın diye bakmıyorsunuz buraya nedir? 200. Kurula göre 82 Anayasasına göre meclis karar yeter sayısı nedir? 82 Anayasasına göre meclis alınabilecek en az karar yeter sayısı. Nedir? Sorun buydu. Tamam? Evet, sayılarda böyle. Ya, sen Kim? Milyon, sen milyar, hocam sen ne yaptın? Diyor. diyor. Ne diyordu? Bir daha söyle ne güzelmiş. Sen milyon, sen milyon, sen milyar, sen ne yaptın diyor, diyor. burayı anlatırken ben de ne yaptığımı bilemiyorum azıcık. Öyle oluyor. Peki, bunlar meclisimizin sayılarıydı. Şimdi burada görevleri anlatırken zaten sayılardan da küçük küçük bahsedeceğim. Tahtamı silip hemencik geliyorum. Durun. Meclisin görev ve yetkileri nelerdir dersin başından beri diyorum ki parlamento kararıyla yapar, kanunla yapar. Şimdi bak buraya kadar oturttuk onu. Net bir arada göreceğiz. Meclisimizin görevlerini kanunla yaptığı işlemler ve parlamento kararıyla yaptığı işlemler diye ayırıyorum arkadaşlar. Klasik soru kalıbı şudur. 82 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi meclisin görev ve yetkileri arasında yer almaz? Tamam. Şimdi sırasıyla bakacağım, önemlilerin içine gireceğim. Önce bir bütün sayalım. Meclis neler yapıyor? 1- Arkadaşlar ana görevi zaten ne bakın meclisimizin? Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak. Anayasa değişikliği yapmak. Bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşüp kabul etmek. Para basılmasına karar vermek. Genel ve özel af ilan etmek, milletler arası anlaşmaların onaylanmasına uygun bulmak kanun şeklinde yaptığı işlemlerdir. Genelde meclisin için ilgilendiren ve birilerinin seçimi diyorsa parlamento kararı derim ben ona. Bak şimdi savaş ilan etmek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar vermek, yabancı ülkelerden gelecek askerleri kabul edip yabancı ülkelere gidecek olan askerlere izin vermek, olağanüstü hal kararını normalde bize Cumhurbaşkanı ilan eder. En çok 6 aylığına yürütmede göreceğiz. Ama olağanüstü hal kararını erteleyen, onaylayan, kaldıran meclistir. Yüce Divan'a sevk eden, meclis soruşturması açılmasına karar veren meclistir. Meclis iç tüzüğünde değişiklik yapar. İç tüzük kendi çalışmalarını düzenliyordu. Dokunulmazlığın kaldırılması kararını alır. Vekillik sıfatının düşürülmesi kararını alır. Seçimleri yenileme kararı alır. Meclis başkanını, dikkat bak şuradakiler seçme görevleri. Meclis kimleri seçer ya da hangisi meclisin seçtiklerinden değildir gibi sorularla karşı karşıya kalabilirim. Meclis başkanını seçmek, kamu baş denetçisini seçmek, Sayıştay başkan ve üyelerini seçmek, RÜTÜK üyelerini seçmek, Anayasa Mahkemesi'ne üye seçmek, Hakimler Savcılar Kurulu'na üye seçmek gibi görevlerde meclisin yine parlamento kararı şeklinde yaptığı işlemlerdir. Dikkat! Kanunların yargısal denetimini yapan Anayasa Mahkemesi'dir. Parlamento kararlarına karşı yargı yolu yani Anayasa Mahkemesi denetimi yoktur. Parlamento kararları Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenemez üç istisna hariç ki bunları gördük. 1 neydi? Nerede o? Aa iç tüzüğü bulamadım. Çok güzel Allah. Bir şey ha bir buralarda. İç tüzüğün yargısal denetimini kim yapar dedim zaten Anayasa Mahkemesi. 2 Dokunulmazlık kaldırıldığında ve vekillik düşürüldüğü zaman vekil 7 gün içinde nereye gidiyordu? Anayasa Mahkemesine. Bak bu üçüne yargı yolu neydi? Açıkta. Demek ki kural olarak Parlamento kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır. Anayasa Mahkemesi denetleyemez. 3 istisna hariç diyorum. Şimdi sırasıyla önemli olanların içine girmek zorundayım. Kanun acaba nasıl yapılır? Kanuna ilişkin ben ne bileceğim? Arkadaşlar kanun teklifini kim sunacak? Şimdi bak ben kanun nasıl yapılır ona bakacağım. Milletvekilleri kanun yapalım diye ne yaparlar? Öneride bulunurlar. Vekillerin bulunmuş oldukları kanun teklifleri, şey kanun önerilerine biz kanun teklifi deriz. Demek ki ilk önce ne verilecek bakın? Kanun teklifi. Kanun teklifini sunan kimdir? Milletvekilleri. Dikkat edin. Bir milletvekili bile kanun teklifinde bulunabilirler. Tamam mı? Dikkat. Normalde kanun teklifini kim hazırlar dedim? Milletvekilleri. Bütçe kanun teklifini hazırlayan kimdir derse 2017 düzenlemesiyle Cumhurbaşkanıdır. Teklif çıktı, meclise gelecek. Mecliste görüşülecek. Meclis bir kanunun teklifini reddetmişse aynı teklif bir yıl yenilenemez. Peki meclisten çıktıktan sonra bak kanunları koyan kim arkadaşlar? Dikkat. Koyan, değiştiren, kaldıran kimmiş? Meclis. Peki kanunları yayımlayan kimdir derse cevap ne olacaktır? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanıdır. Peki Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanı şimdi kanunları ne yapar dedik biz? Yayımlar. Kaç gün içimde yayımlayacak? Bilmek zorundayım. 15 gün içinde kanunları resmi gazetede yayımlayacak. Peki, resmi gazetede diyelim ki yayımlandı ve yürürlük tarihi belli değil. Ne zaman yürürlüğe girer? Yürürlük tarihi belirtilmeyen kanunlar resmi gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler diyoruz arkadaşlar. Anlaştık mı? Peki, Cumhurbaşkanının veto edemediği tek kanunda hangi kanunu unutmadan söylüyorum? Bütçe kanunu ne yapılamaz? Veto edilemez. Şimdi bütçe kanun teklifini hazırlayan kimdi? Cumhurbaşkanı. Peki görüşüp kabul eden kimmiş? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Cumhurbaşkanının veto edemediği tek kanundur. Evet ama bak dikkat yargı yolu kapalı olduğu anlamına gelmiyor. Bütçe kanununun yargısal denetimini kim yapar diye sorarsa kim yapacaktır? Anayasa Mahkemesi tarafından bütçe kanununun yargısal denetimi yapılır diyoruz arkadaşlar. Hemen burada bir parantez açıp şunu da söyleyelim arkadaşlar. Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile Cumhurbaşkanı'nın veto ettiği kanun aynı şekilde Cumhurbaşkanı'na meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile dönerse Cumhurbaşkanı bunu resmi gazetede yayınlamak zorundadır. Evet Sümeyra bir daha söyle pekisin. Ne istiyor? Aynen gönderilmesi için. Aranan çoğunluk nedir? Dikkat. Üye tam sayısının salt çoğunluğu 2017 düzenlemesiyle geldi diyoruz. Tamam mı? Peki şimdi burada devam edeceğim. Para basılmasına ya da dur önce şeye de girelim. Kanunlarda bilmem gereken önemli şeyi gördüm arkadaşlar. Yürürlük tarihi belirtilmeyen kanunlar resmi gazetede yayınlandıkları gün yürürlüğe girer. Cumhurbaşkanı 15 günde yayınlayacak dedim. Anayasa değişiklik teklifinde nasıl yapacak? Bu da anayasa değişiklik teklifi kanunu aslında. Burada bir vekil acaba teklif edebilir mi? Hayır. Anayasa değişiklik teklifinde en az 200 tane milletvekili bulunmalıdır. Meclisten yani genel kuruldan çıkabilmesi için bunun kabul sayısı 360'ın üzerinde olmalı. Eğer kabul 360'ın altındaysa meclis bu anayasa değişikliğini ne yapmıştır? Red. Peki 360 dahil 400 aralığında kalmışsa Cumhurbaşkanı ne yapabiliyordu? Cumhurbaşkanı bunu ya meclise geri gönderecekti veto ya da mecburen halka soracaktı. Zorunlu referandum olacaktı. Halk oylaması yapacaktı. 2017'deki bu aralık gibi düşünün. 400 kabul sayısı eğer 400 ve üzerine çıkarsa Cumhurbaşkanı diyor ki istediğini yap. ister. Halka sor buradaki isteğe bağlı olduğu için ihtiyari referandum olarak geçer. İsterse onaylar, isterse de meclise ne yapabilir? Geri gönderebilir diyoruz arkadaşlar. Anlaştık mı? Referandum kararı çıkarsa ilgili anayasa değişikliği kanununun resmi gazetede yayımını izleyen 60 gün sonraki ilk pazar referandum yapılır diyoruz. En son yaptığım referandum 2017 anayasa değişikliğiydi. EKPSS'de de çıktı yeni bu yıl çıktı daha. Bilginiz olsun. Peki başka ne var? Para basılmasına karar vermek diyor. Arkadaşlar para basılmasına karar veren meclistir. Kağıt parayı Merkez Bankası, madeni parayı ise kim basar? Darpane basar diyoruz. Paraları piyasaya sürense kimdir arkadaşlar? Merkez Bankası'dır. Genel ve özel af ilan etmek. Af da kanun çıkıyor gördüğünüz gibi. Af kanunu çıkması için Aranan sayı 3'te 5'te 3 yani en az 360 milletvekilinin oyuyla genel ve özel af çıkabilir. Af kapsamı dışındaki tek suç neydi? Orman. <laughs> Orman suçları af kapsamında yer almaz diyoruz. Milletler arası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan meclisken dikkat onaylayan ve yayımlayan kimdir derse cevabımız ne olacak? Cumhurbaşkanı ve Milletler arası anlaşmalar anayasa mahkemesi tarafından ne yapılamaz arkadaşlar? Denetlenemez diyoruz. Anlaştık mı? Devam. Şimdi savaş ilan eden ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar veren meclistir. Ancak ülkeye ani bir saldırı söz konusuysa ve bu yetkiyi kullanması kaçınmaz olursa yani meclis tatilde ya da aradayken böyle bir durum yaşanırsa bu yetkiyi Cumhurbaşkanı da ne yapabilir? kullanabilir diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Peki şimdi geleceğim burada e, yenilemeyi anlattım size içine gireceğim şey var mı diye bakıyorum. Bak şurada şey diyor ya yüce divana sevk falan. Bu ne acaba? Meclisin bilgi edinme ve denetleme yöntemleri vardır. TBMM bilgi edinme ve denetleme yöntemleri. Meclis bir şeylerle ilgili bilgi edinip denetleme hakkına sahiptir. Denetleme yöntemleri. Nedir bu yöntemler? Dikkat. Yazılı soru. Eskiden bu soruydu. Sözlü de olabiliyordu, yazılı da. Artık yazılı olmak zorunda. Bunlardan bir tanesi genel görüşme. Daha önceki yıllarda tanımı çıktı. Bir tanesi meclis araştırması. Bir yöntemin adı da meclis soruşturması. Şimdi bunlar neler? Arkadaşlar klasik şey şu. Aşağıdakilerden hangisi meclisin bilgi edinme ve denetleme yöntemleri arasında yer almaz? Getirir bir şey koyar. 2017 öncesi bir de gen soru vardı kaldırıldı. Yazılı soru nedir? Burada bilgi edinecek olan kimdir? Arkadaşlar milletvekillerinin bakan ya da cumhurbaşkanı yardımcısına bakana ya da cumhurbaşkanı yardımcısına 15 gün içinde cevaplandırmak üzere bilgi istemelerine yazılı soru diyor. Vekil bakana soru soruyor. 15 gün içinde cevaplandırmak üzere. Genel görüşme ise devlet ya da toplum faaliyetini ilgilendiren önemli bir konunun meclis genel kurulunda görüşülmesi yöntemidir. Rapor hazırlanır. Biter. Meclis araştırması... Belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemedir. Bir araştırma komisyonu kurulur. Araştırma yapılır. Devlet sırları ile ticari sırlar araştırma konusu olamaz. Şu ikisinin tanımına dikkat edin. Soruşturma ise soruşturma. Meclis soruşturması kime açılıyor? Yine bak bakan ya da cumhurbaşkanı yardımcılarının görevleriyle ilgili işledikleri suçlardan dolayı cezai sorumluluğunu denetleyen aracın adına biz Meclis soruşturması deriz. Diyelim ki bir bakan ihaleye fesat karıştırdı. Suç mu? E suç. Gerçekten o yaptı mı bakalım. Ortaya bunun çıkması lazım. Öncelikle bak. Meclis soruşturması için Cem şu aşağı görünüyor mu? Kesinlikle. Tamam. Meclis soruşturması açılsın diye önce arkadaşlar bir öneride bulunur. Tamam mı? Biz buna soruşturma önergesi deriz. Ve önergeyi üye tam sayısının salt çoğunluğu verir. Üye tam sayısının salt çoğunluğu verir. Yani en az 301 vekil öneride bulunur soruşturma için. Sonra soruşturma kararı. Meclis soruşturma kararının çıkması için mecliste oylama yapılır. Üye tam sayısının <laughs> üye tam sayısının 3 bölü 5'i yani en az 360 milletvekilinin oyuyla ki oylama gizli yapılır. Soruşturma kararı çıkar. Soruşturma sonrasında Yüce Divan'a sevk için oylama yapılır. Yüce Divana üye tam sayısının 3'te 2'si yani en az 400 milletvekilinin kararıyla bakan ya da cumhurbaşkanı yardımcısı nereye sevk edilir? Yüce Divana sevk edilir diyorum. O zaman şimdi ne diyoruz? Önerge üye tam sayısının salt çoğunluğu soruşturma kararı 360, Yüce Divana sevk 400 olur diyorum arkadaşlar. Anlaştık mı? Kapışma. Var mı stüdyo anlaşılmayan bir yer? Peki Ara mı verelim diyorsunuzdur. Acıkmış stüdyodakiler ara istiyorlar. Size acık bir kahve arası verin, çay arası verin. Hayatta kendinize ara vermeyi unutmayın arkadaşlar. Hayatta hiç kimse sizden daha önemli değil. Unutmayın ki hepimiz bir taneyiz. Değil mi? Ben de bir taneyim. Sen de bir tanesin, sen de. canım kendim, He, canım kendim. Canım ke kendinizi sevin. Canım kendim deyin tabii. Evet. Siz kendinizi sevmezseniz kimse sizi sevmez arkadaşlar. O yüzden kendinizi her zaman ne yapın? Sevin. Aynanın karşısına geçin güzel güzel şeyler söyleyin. Şimdi bak videoyu bitirince aynanın karşısına geçiyorsunuz. Yasamayı nasıl da anladım ya diyorsunuz. Şimdi soru çözmem lazım. Canım kendim diyeyim makas falan da alın tamam mı? Abartmayın sevme konusunda da her şey yeteri kadar. Böyle bir atarlı giderli laf vardı. Artık her şey yeteri kadar yok. Bundan sonra her şey ederi kadar. Öyle bir şeydi. Neyse tam hatırlayamadım. Hatırlayamaz aşağıya yazsın ben bakıyorum yorumlara tamam mı? Evet, o zaman şimdi size soru geliyor arkadaşlar. Soru 1. Milletvekillerinin kanun önerilerine ne ad verilir? Soru 2. Cumhurbaşkanının veto edemediği kanun nedir? Soru 3. Bütçe kanun teklifini hazırlayan kimdir? Görüşüp kabul eden kimdir? Soru 4. Bakanın Yüce Divan'a sevk için aranan nitelikli çoğunluk nedir? Bakacağım hepinizin cevaplarına. Haydi o zaman görüşürüz.